Merhaba arkadaşlar, Bilgisayarın Bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. E, bugün yine bir ürün incelememiz olacak. E, gördüğünüz üzere <laughs> bir adet Sony e, fotoğraf makinesi, video çekme özelliği olan fotoğraf makinesi e, incelememiz olacak. Ama incelemeye geçmeden önce küçücük bir şey hatırlatmak istiyorum. Daha önceki videolardan da belki izleyenleriniz arasında görenleriniz duyanlarınız olmuştur. Ee, videolarımızı izleyen arkadaşlarımız arasında büyük çoğunluğu abone olmadan izleyen arkadaşlarımız e, abone olup e, izlemeye devam ederlerse çok sevinirim. Zaten şu an ekranda da görüyorsunuzdur abone olmayan kişi sayısındaki oranı yüzdelik dilimi e, bu şekilde hemen videoya geçelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Daha önce e, çekimler için genelde telefonların kamerasını kullanıyordum veya e, aksiyon kamerası kullanıyordum ben genelde. Ancak e, bu şekilde bir video çekme özelliği Full HD 1080 piksel e, video çekme özelliği olan bir kamera almak istedim. Ancak yeni kameralarla başlamak biraz gözümü korkuttuğu için çünkü çok fazla teferri Gördüğünüz gibi üzerinde. Onlarca düğme mevcut. Bu beni biraz korkuttuğu için biraz daha önce çıkmış bir modelle başlamayı tercih ettim. Çünkü bu modele biraz daha böyle üzerinde yeni yeni öğrendiğiniz için yanlış yaptığınız şeyler yeni aldığınız modele zarar verirse biraz daha tabii ki zorunuza gider. Şu şekilde Sony'nin A37 burasında gördüğünüz gibi modeli. Gerçekten çok güzel. Ee, alırken Canon, Nikon, Fujifilm, Kodak tarzı makinelerde çok baktım. Ancak bu makine e, aynı dönemde çıkmış. Emsallerine oranla gerçekten teknolojisi çok ileride. Ki zaten Sony kalitesi. Şu şekilde bir UV filtresi var. Yani güneşi engelleyen. Şu şekilde çıkartıyoruz. Şurasında küçük bir gördüğünüz gibi ezik oluşmuş. Ancak e, cama doğru olmadığı için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bunu hemen yan tarafa alıyorum. Bu makine 2012 yılında çıkmış bir makine. E, sıfır değili zaten e, görüldüğü üzere. Şu şekilde tekrardan bazı noktaların detaylı göstermek istiyorum. Burada gördüğünüzde deklanşörümüz var. Şu şekilde buradaki Çemberi çevirdiğimizde zaten açılmış oluyor. Tekrardan kapattığımızda ekranımız kapanıyor. Reklanşör düğmemiz. Burada gördüğünüz üzere zoom. İşte ekranımızın kapatma açma düğmesi. Buradaki ayarlarımızın düğmesi. İşte renk ayarı vesaire gibi ayarlarımız. E video tuşumuz buradaki. Yine işte parlaklık vesaire seri çekim modları gibi ayarlarımızın yapıldığı tuşlar. Bu yine ekranla alakalı bir tuşumuz. Tam bilmiyorum ama hangi görevi gördüğünü, bu çektiğimiz fotoğrafları, videoları görmek için bu da herhangi bir şekilde yanlış yaptığımız bir işlemi silmek için veya geri almak için kullandığımız tuş şu şekilde göstermek istiyorum. Burada yine modlarımız bulunuyor. Fotoğraf makinesinin teknik detaylarını en ince ayrıntısına kadar bilmediğim için bazı tuşların görevlerini yanlış söyleyebilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Sadece böyle kameranın bazı aksamlarını, genel görünüşünü, işte pilini, ekranını, deklanşörünü, lensini vesaire göstermek için çektiğimiz bir videodur. Yani burada işte ISO veya ne bileyim başka bir tuşlardan bir tanesini yanlış söylersek teknik detaylara lütfen takılmayın. Şurada gördüğünüz gibi girişlerimiz bulunuyor. Şuraya, şurada zaten yazıyor HDMI. Buradaki girişimizde data kablomuzun girişi şu şekilde göstereyim. Üstteki HDMI alttaki veri aktarmak için kullandığımız e, data kablomuzun girişi birazdan zaten göstereceğim. Burası mikrofon. Burası da uzaktan kontrol için yapılan bağlantı kablomuzun girişi şurası mikrofon girişimiz. Ee, yine yine 3,5 milimetre şeklinde ancak herhangi bir kulaklık hoparlör çıkışımız bulunmuyor. Şurası da söylediğim gibi. Burası mikrofon burası. E, uzaktan bağlantı için burası HDMI. Ancak e, normal kullandığımız HDMI'lardan biraz daha küçük bir HDMI. Mikro da değil çünkü mikro HDMI da var bende. Ondan biraz daha büyük bir HDMI türü. Burası da zaten data olduğunu söylemiştim. Şurada bir menü tuşumuz bulunuyor. Burada gördüğünüz üzere zaten açtığımda göstereceğim. Ee, flashımız flaşımız bulunuyor. Flaşımızın düğmesi yan tarafında. Burada bastığımızda şimdi açık olmadığı için çalışmaz. Şurada iki adet bir burada bir burada olmak üzere mikrofonumuz bulunuyor. İki mikrofonlu olan bir model bu. Burada yine otofokus e, ayarlarımız bulunuyor. Aynı şekilde lens üzerinde de. Yine burada bir e, joystick tarzında düğmemiz mevcut. Burası yine flash vesaire gibi ekipmanların takılması için kullanılan kısım. E, onun haricinde zaten vizörümüzü görüyorsunuz. Vizörümüzün yan kısmındaki yine joystickle e, bir nevi joystick'e benzeyen şeyle vizörümüzü yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Vizörümüzün alt kısmındaki sensörümüz mevcut. Sensörümüzde eğer vizörümüze gözümüzü yaklaştırdığımızda ekranımız kapanıyor. Tasarruf amaçlı. Şu şekilde ekranımız kendisi hareket edebiliyor. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı da hareket edebiliyor. Şu şekilde tekrar yerine kapanabiliyor. Bence gayet güzel bir özellik. Onun haricinde zaten lensini göstermiştim. 18.55 bir kit lensimiz mevcut. Şuradan bastırıp çıkartabiliyoruz. Zaten burada turuncu kısımla işaretlenmiş. Şu şekilde saat yönünün tersine çevirip çıkarabiliyoruz. Şu şekilde tekrar buradaki turuncu kısmı şuradaki gördüğümüz turuncu kısma denk getiriyoruz oturttuktan sonra saat yönüne doğru çevirerek kilitlenme sesini duyduğumuz anda yerine oturmuş oluyor lensimiz. Onun haricinde alt kısmındaki yerleri göstermek istiyorum. Şu şekilde tripoda oturmak için yapılmış. Tripod girişlerimiz var. Burası pil ve hafıza kartımızın bulunduğu nokta. Şuradan buradaki kısmı kendimize çekip pilimizi çıkartabiliyoruz. Pilimiz 1080 mAh gücünde bir pil şu şekilde göstereyim. Orijinal Sony'nin pili. Yani daha sonradan alınmış muadil bir pil değil. Burası da şu şekilde göstereyim. Hafıza kartımız tekrar takıyoruz. Onun haricinde dış kısımda başka göstereceğim bir şey bulunmuyor şu şekilde. Sizimizi zaten hareket edebiliyor. Hemen açmak istiyorum. Kısaca modlarında da bazılarını değineceğim. Şu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Şu şekilde görünüyor. Ekranımızı hareket ettirebiliriz. Söylediğim gibi. Şu şekilde sensör gördüğünüz gibi ekranımızı algıladığı anda zaten gidiyor şu şekilde bak mesela buradaki kısım sensörümüz vizöre gözümüzle bakmaya çalıştığımız anda sensör direkt algılayıp zaten şu şekilde kapatacağım kendisi fark edip ekranı kapatıyor tekrar buradaki mod kısımlarını göstermek istiyorum Şu şekilde. Ben bunları hızlı hızlı geçeceğim. Siz videoyu durdurup zaten yazıları okursunuz. Lens aldığımız modlara göre kendini ayarlıyor. Sanırım başlara döndük. Tekrar buradan e, flash kullanabileceğimiz bir moda geliyorum. Program oto modu. Şu şekilde flash'ımızın flash gösterdiğim gibi yan tarafındaki tuştan bastığımız anda şu şekilde flash'ımızın e, açıldığını görebiliyoruz. Hareketli bir mekanizması var. Kapatıyoruz. Tekrardan tuşuna bastığımız anda kendisi açılıyor. Şu şekilde tekrar kapatıyoruz. Tekrar buradan makinemizi de kapatıyoruz. Genel olarak zaten söylediğim gibi ince ayrıntılarına, çekim modlarına, buradaki tuşların hangisinin ne işe yaradığına, işte ISO değerleri, beyaz dengesi vesaire gibi çekimle alakalı ince detayları zaten en ince ayrıntısına kadar bilmediğimi söyledim. Sadece böyle kısaca bir merak eden arkadaşlar için dış görünüş. Ve kısaca ekrandaki hareketler işte flash'in açılması, kapanması, pil durumu gibi şeyleri göstermek istedim. Böyle bir e, omuz askısı bulunuyor. Daha doğrusu boyun askısı diyebiliriz. Omuzda da kullanabilirsiniz. Ama genelde boyunda kullanılıyor. Hemen şöyle kameramı kere almak istiyorum. Burada bazı ekipmanlarını göstereceğim. Zaten UV filtremizi göstermiştik. Ee, UV filtremiz ne işe yarıyor? Ee, güneşten fazla güneşten lensimizi koruyor. Fotoğraf çekiminde zaten burada değerleri yazıyor. Hemen onu da buraya alıyorum. Aynı zamanda lens haricinde bir parasoleyi de işimizi fazlasıyla görür. Güneş için iyi olur diye düşünüyorum. Şu şekilde bir üçlü tarzda adaptörümüzün kablosu bulunuyor. İngiliz tipi diyelim. Burası da bataryamıza giriyor şekilde bataryamız var. Ancak bu kendi orijinal bataryası olmadığı için bunu gösteremiyorum. Normalde orijinal bataryasına bunu herhangi bir şekilde bir yerinden girişini yapıyorsunuz. O şekilde kullanıyorsunuz. Ancak bu şu an bizim işimize yarayan bir parça değil. Zaten aldığım beyefendi de kullanmamış. Görüyorsunuz şu şekilde yine buradan bir çıkışı mevcut. Ancak alt tarafında niye priz çıkışı mevcut. Şu şekilde Türk tipi prize çeviriyoruz ve bunu kullanıyoruz. Normal şarj aletini muhtemelen kaybettiği için böyle benzer bir şarj aleti edilmiş. Şu şekilde şarj aleti çıkabiliyor. Tekrardan yerine oturtabilirsiniz. Rayında bir sıkıntı mı var diye düşündüm. Hayır. Şu şekilde gördüğünüz gibi burada bir adet ışığı bulunuyor. Bize taktığınızda şarj olurken kırmızı yanıyor. Şarj olduktan sonra sarı veya yeşil arasında bir e, tona bürünüyor şu şekilde. Hemen bataryamızı nasıl takıldığını da gösterelim. Tekrar açıyoruz. Bataryamızı alıyoruz. Tekrar kapatalım. Şu şekilde bataryamızı görüyoruz bataryamızdaki çentikler zaten buraya kendiliğinden oturuyor. Ayarladığımızda bu kısımlar zaten tutuyor. Direkt iltiyoruz. Bataryamız oturmuş oluyor şu şekilde. Daha sonra açıyoruz. Prizimize yerleştiriyoruz. Yapmamız gereken bu. Haricen buradaki çıkıştan varsa da kullanabiliriz ama bence hiç gerek yok. Tekrardan öne doğru iltip buradaki ayaklardan kurtarıyoruz bataryamızı. Tekrar yerine takalım. Şu şekilde tekrar açıyorum. Bataryamın arız kısmı bu tarafa bakacak şekilde şu çentikten kurtarıp yerine oturtuyorum. Tekrar bunu da yan tarafa alıyorum. Burada biraz önce söylediğim yan taraftaki girişim bulunuyor şuradaki bu kablom, data kablom, e, fotoğraf makinemizin içerisindeki fotoğraf ve videoları görmemize yarayan kablomuz. Haricen de e, zaten hafıza kartını içerisinden çıkartıp bilgisayara bağlayarak da kullanabilirsiniz. Böyle bir kutusu bulunuyor. Kutusunun bazı kısımlarında kargo bilgileri mevcut. Onun için o tarafları göstermeyeceğim zaten gerek olmayan yerler. Burada bazı ekipmanlar önerilmiş bize bunlarla beraber kullanmanız önerilir gibisinden. Burada zaten fotoğraf makinesinin bazı özelliklerini söylemiş ve 400 ila 500 arasında fotoğraf çekebilir tek pille diye belirtilmiş. İşte burada tepe lambası, şartkan tarzı, mikrofon, hafıza kartı vesaire önerilmiş şu şekilde. Yine burada 2011 yılında bir ödül aldığını vesaire söylüyor. 16.1 megapiksel ve 1080 piksel video çekebildiğini belirtmiş. Burada e, lensin özelliklerinden bahsetmiş. Burada zaten modelimiz görünüyor. Tekrar şöyle kameraya yakınlaştırayım. SLT A37K Sony'nin şuralarını zaten gerek yok kısımlarında şöyle açacağım. Üst kısımları çünkü kargo bilgileri mevcut. Şöyle göstereyim. Burada yine önerilen ekipmanları bize göstermiş. Kutusunda Pardon şu şekilde kutunun içerisindeki çıkan ekipmanları ben size göstereceğim. Gayet iyi muhafaza edilmiş bir makine olduğu için ekipmanları işte belgeleri kutusu tamamıyla duruyor. şekilde CD'si mevcut. Gördüğünüz gibi şu şekilde yine buradaki priz ile ilgili vesaire bahsetmiş. Şöyle bir yine başlangıç kılavuzu gibi bir durum. Lensleri falan tanıtmış muhtemelen. Buna çok gerek yok. Zaten nesleri internetten inceleyebilirsiniz. Bunları tek tek benim göstermemin mantığı yok. Burada CD'nin kullanabileceği şeyleri göstermiş. Nasıl kullanılır vesaire gibi. Bunları tekrardan şöyle koymak istiyorum. Gayet güzel muhafaza edilmiş. Gördüğünüz gibi çantası bile duruyor poşet halinde. Şöyle CD'yi de buraya koyalım hatta. Bunu da yan tarafa alıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi fotoğraf makinesinin e, tanıtma ve kullanma kılavuzu diye şöyle şuradaki ilk sayfalarda bir şey yoktur. Buraları hızlıca geçeceğim. Şöyle burada fotoğraf makinenizin hangi tuşunun ne işe yaradığını, ince ayarlarını vesaire görebilirsiniz zaten YouTube'da da fotoğraf makinesi kullanımı, ince ayarları, beyaz dengesi, portre modu işte vesaire vesaire detaylı bir şekilde konunun uzmanları tarafından zaten onlarca yüzlerce videosu çekilmiş durumda gördüğünüz gibi orijinal şarj aletinin kullanımını göstermiş, bataryanın nasıl takılıp çıkarıldığını vesaire, pilin yüzdelik <laughs> durumuna göre yüzde kaç dolu veya boş olduğunu göstermiş. Lensin çıkarılıp takılma yönünü vesaire. İşte modlar. Yine filmlerin kaydedilmesi. Resimlerin silinmesi. Menü düğmesinden bahsetmiş. Burada fotoğraf makinesinin kılavuz özelliğinin kullanılması muhtemelen şu aşağıdaki soru işaretinin olduğu şeydir diye düşünüyorum tuş ama sil görevine de yarıyor muhtemelen o bazı verilerin silinmesi görevine de yarıyor şu şekilde çok detaylı bir şekilde işaretleriyle anlatmış gayet güzel bir kılavuz bayağı da kalın yani 2012 yılında bu şekilde kılavuzun hazırlanması da gayet iyi ya. Yani 10 sene öncesinden bahsediyoruz. Tabii ki 80'lerden 70'lerden bahsetmiyoruz. 10 sene öncesinde de muhteşem kaliteli kameralar olduğunu zaten biliyoruz. Ki ayrıca Sony'nin bu modeli muadillerine göre, ensallerine göre kesinlikle yapılan zamanın ötesinde özelliklere sahip bir kamera diye düşünüyorum. İzlediğim videolarda da zaten konunun uzmanları bunu belirtiyor. Şu şekilde. Yine burada kutusunda da olan bir özelliği tekrar göstermek istiyorum. Burada AVCH'de modunda çekim yapıyor. MP4 haricinde MP4 olarak da kullanabilirsiniz. Bu moda geçip video kaydı yapabilirsiniz. Şurada yine kalınca bir kullanma kılavuzu muhtemelen. Burada A mount tipinde olduğunu söylüyor. Bu çok detaylı bir anlatım. Türkçesi var mı? Hemen bakacağım. Maalesef Türkçesi bulunmuyor. Şu şekilde bir kılavuz. Şöyle kaç sayfa olduğuna bakacağım. Gerçi tüm dillerde var ama Bayağı bir kalın bir kitapçık görebiliyorsunuz. Her dilde aşağı yukarı bir e, buradaki söylenen dillerde bir galiba 50'şer 60'şer 100'er belki sayfa yazmışlar. Bazıları da daha az bazıları daha fazla. Bunu zaten göstermemize gerek yok. Bunun detaylı bir şekilde anlatılan kısmı YouTube'daki söylediğim gibi konunun uzmanları tarafından fotoğraf makinesinin en ince ayrıntılarıyla bahsedilmiştir. Şöyle bir garanti belgesi mevcut. Yani genelde ikinci el, hele ki 10 sene önce alınmış bir ikinci el makine için bunlar gerçekten güzel şeyler. Şöyle bir garanti belgesi mevcut. Gördüğünüz gibi şu kutular vesaire gerçekten hoş. Bunu da kenara alıyorum. Şuradaki görünen kısım şöyle. Sonra bu kısım e, lensimizin kapağı değil. Lensimizin kapağı maalesef mevcut değil. Galiba kaybolmuş onun için bunun bu kısma takılan bir kısım değil. Buradaki lensimizi açtığımızda şöyle tekrardan açıp göstermek istiyorum. Şu şekilde bu kısmın kapağı. Gördüğünüz gibi Pardon kapanmadı galiba tam oturmadı. Belli noktaları var. Noktaları denk getirmeniz gerekiyor muhtemelen. Heh. Aynı şekilde buradaki turuncu yerden başlıyor. Şu şekilde lensimizi takılı e, halde olmadığı zaman da bu şekilde kapağını kapatmamız gerekiyor. Toz, su, kir vesaire herhangi bir şeyden korumamız için. Yine turuncu noktaya getiriyoruz. Burada bir işaret bulunuyor. Buraya oturttuğumuz zaman zaten saat yönünde çevirdiğimizde kapanıyor. Saat yönünün tersinde tekrardan açılıyor. Burada da küçük bir şey daha gösterelim. Lensimizin şu tarafının kapağı bu şekilde. Diğer tarafının kapağı zaten mevcut değil. Onu söylemiştim. Tekrar lensimizi de takalım. Şöyle alt kısmını da göstereyim lensimin. Yine şöyle turuncu kısmı, turuncu kısma getiriyorum. Oturdu şu Saat yönünde çeviriyorum. Bu düğme zaten attığında yerine oturmuş oluyor. Lensimin kapağı olmadığı için şu UV yani güneş bir nevi koruyan lensimi takmak istiyorum. Hiç değilse dışarıdan gelen etmenlerden lensimi korur. Buradaki eğiklik de zaten görüş açısını etkilemiyor. Biraz dışarıdan eğilmiş Allah'tan. Bu şekilde e, optik değil de elektronik bir vizyöre sahip. Bilmiyorum kameraya görünebilir mi? Tabii ki kameraya görüneceğini sanmıyorum. Şu şekilde iyice yaklaştırırsam görünür mü bilmiyorum. Hayır maalesef kameraya görünmüyor. Vizör LCD ekranda gördüğünüzün e, aynısını elektronik e, vizörde de görmenizi sağlıyor. Yani eski tip fotoğraf makinelerindeki optik e, vizörden değil tamamen elektronik bir vizöre sahip bir fotoğraf makinesi Sony A37 modelimiz. E, şöyle almak istiyorum. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Sony'nin video özelliği olan fotoğraf makinesini inceledik. Kabaca inceledik. Yani söylediğim gibi uzmanlık gerektiren alanlarına değinmedik. Zaten çok fazla detayı var. Burada gördüğünüz modların her biri belki de saatlerde anlatılabilecek modlar. Bunların yanında işte kısa çekim, uzun çekim, pozlama değerleri, ışık değerleri vesaire. Ee, çok uzun bir şekilde incelenmesi gereken detaylar YouTube'da söylediğim gibi binlerce videoya sahip. Sadece bu makine için değil tabii ki. Ee, bu tarz makineler için. Ee, bu makine e, DSLR olarak DSLR kompakt. Yani DSLR makinelerin en küçük boyu olarak geçiyor. Az bir hafif büyük olanları e, bunların orta boy olarak geçiyor. En büyükleri de yani ortalar mid olarak geçiyor. Diğer daha büyük, daha kaba olanları ise onlar da large olarak geçiyor. Ancak kompakt DSLR olmasına rağmen mid DSLR'larla yani orta büyüklükteki DSLR kameralarla tabii ki en yenilerle değil ama kendi zamanındaki üretilmiş Canon, Nikon olsun özellikle ileri derecede yarışabilecek bir kamera hatta. Kendi zamanında çıkmış çoğu kamerayı da alt ediyor özellikleriyle. Şuradaki şeyleri de göstermek istiyorum yumuşak kısımları burada var el tutmak için bu alt kısımda var bunları da göstermek istedim. Şurada bir küçük düğme daha var ama ne işe yaradığını bilmiyorum YouTube'da illaki detaylı videosu vardır. Şöyle bir bakayım belki çalışırken bir işe yarıyordur. Şöyle bir bakalım. Netleme tarzında bir şey yapıyor sanırsam. Ancak tam anlayamadım. Söylediğim gibi YouTube'da zaten ee, kullanımını öğrenmek için binlerce video var. Oradan detaylıca öğrenebilirsiniz. Ben sadece böyle bir merak eden arkadaşlar için kabaca incelemek istedim. Bu arada bu videoyla beraber kanalımızdaki 100. videomuz olacak. Hepinize bunun için de teşekkür ediyorum. Ee, sizlerin motivasyonuyla, sizlerin e, iyi dilekleriyle video çekimine devam ediyorum. Yine söylediğim gibi abone olursanız Destek olursanız beğeni yaparsanız çok çok sevinirim. Bugünlük de bu kadardı. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.